Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizinle beraber Şeytan Kulesi'nde şeytan hatırası kasacağız. Bu oyunda şeytan hatırası önemli bir değere sahip. O yüzden atımızı da çağıralım. Şeytan hatıramızı kasalım. Böyle üzerimize çekelim. Bütün odayı çekeceğim. Bakalım kaç tane şeytan hatırası düşecek bize. Böyle gelsin diye. Hoppa, hadi bakalım. Böyle bir. Bakalım kaç tane daha çıkacak. 2, 3. Mücevher daha çok çıkıyor. 3 tane şeytan hatırası çıktı. Şöyle bir kılıç çevirme atalım. Bakalım daha kaç tane daha çıkacak. Şeytan mücevheri pek bir işe yaramıyor. Ama dursun, artı basarken lazım olur. Şöyle oda çıktıkça keselim ki bakalım kasalım yani. 3 oldu zaten şu an. Zaten odayı direkt çekiyor. Ona göre kaç tane düşüyor onu sayıyoruz. Kaç tane kasabileceğiz? Ona bakacağız. Şeytan mücevheri saysaydık daha fazla çıkıyormuş. Şeytan hatırası artıralım, bunu da sayacağım. 4. Bunları da kese duralım. Sonra orada da çıkmaya başlayınca. Bu oyunda para eden şey şeytan hatırası oluyor. Yani yeni 55 level olanlar, parayı kazanmak isteyenler şeytan hatırası kasıp bu oyunda itemlerini ticaret yaparak alabilirler. Yani o da biraz geç çıkıyor. Şöyle şunları alayım şimdilik. Şu ana kadar 5 tane çıktı. Mücevher daha fazla çıkıyor. O da bir dolsa ona göre bakacağız. Mücevher çıktı yine. Yani o da çıkmaya başladı. Böyle toplayalım. Pelerine çok basarsak oyun bot musun diye uyarı veriyor. Eğer 10 saniye içinde girmezseniz bot olduğunuzu varsayıp oyundan atıyor. O yüzden böyle az az basmakta fayda var. Şöyle öfkemizi açalım. Toplam 5 tane çıkmıştı. Bakalım şurayla birlikte kaç tane çıkacak? 6, 7, 7, 7 tane çıktı şu an. Mücevher çıktı. Şuraya gidelim, alalım şunu. Böyle kılıç yerine attık mı sağlamda. Sekiz. Artılı da bayağı çıkmaya başladı. Genelde artısız çıkıyor mu? Artılı da çıkmaya başladı. Mücevher saysak var ya, daha fazla sayacakmışız.
Öyle. Sekiz tane, dokuz tane olduydu. Evet, dokuz herhalde. Ya sekiz ya dokuz, o fark etmez zaten de. Şimdi odada olsun. Odada olunca bir daha çekelim bakalım. 10-15 dakikada kaç tane yapacağız? Şeytan hatırası para ediyor. Bu bölüm, hani bu serverda oynamak isteyenler için Sarbin MT2. Yani burada da kasıp şeytan hatırasını mavi bayrak birinci köye gidip satarsa, yani artı basmak için isteyenler alır zaten. Öylelikle oradan ticaret yapmış olur. Ticaret yaptığı parayla da itemlerini dizebilir. Bu emek server olduğu için, yani metinlerden ruh taşı falan düşürüp kendi skillerini epey açtıktan sonra ruh taşlarını da satabilir. Herkes direkt otomatik olarak P'ye gelmiyor. Ben daha yeni rant açtım. Mesela herkese şey olmuyor yani. P olarak gelmiyor oyuna başlayınca. O yüzden emek sarılığının hakkını veriyor. Bakalım 8, 9, 10, 11. 11 oldu. Oyun hakkında bilgilendirme yapıyorum. Yani başlamak isteyenler, videoyu izleyenler altta da zaten sormak istediklerini sorabilirler. Ona göre cevaplarım yani yorumlarda. Şu an Grant açtığım için yani daha sağlam vuruyor. Tabi Master'dayken böyle vurmuyor doğal olarak. Yani çar sağlamlaştı. Ama itemleri zaten daha kötü. Şu an zaten para kasıp bir sonraki evrede itemleri dizmek amacım. O yüzden şu anlık para kasmamız için aracı olan şeytan hatırasını kasıyorum. Şöyle şurayı da toplayalım. Bunlar gelmemişler. Çekil. Heh, şöyle şurayı keselim. Tek atıyor zaten. Bayağı çıktı, 10-11 oldu. Önceden kastıklarımı tabi video çekmedim. O yüzden bakacağız birazdan toplamda kaç tane olmuş. Toplamını göstereceğim size. Mücevheri zaten saymaya bile gerek yok. O çok oldu. Slotlar niye çıkmıyor ya? Çok yavaş çıkıyor. Yani hemen çıksalar, böyle hiç durmadan odada kessem çok iyi olacak. Çıkmaya başladı şöyle ortada. Öfkemizi de açalım. Bak hemen bot musun diye uyarı geldi. 38.84. Hemen şöyle yapalım. Tamam, toplayalım da bir işe yarasın. Daha sonra ayrı ayrı kesmeyelim. Şöyle. Gel 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 biraderim gel. Öyle keselim, hemen havamızı da açalım. Ben burada kaç tane çıkacağım? Sağda solda kaldı. 12 oldu.
mücevher zaten. Çıkmadım şaka. 14. Oldu. Mücevher çıktı. Gayet güzel ya. Çıkma olana yani yüksek. Şeytan mücevherlerine de bakacağız. Toplamda kaç tane olduğunu. Okçuları da keselim. İkinci tüpümüzü de doldurduk. Burada da gayet de güzel de kasılmıyor yani. 55 levelden sonra buraya çıkmak mantıklı. Şunları da alalım. Şunları da bir hamle attık mı tamamdır. Şöyle K'ye basıp bakıyoruz. Şeytan hatırası 40 tane yapmışım. 60 tane hatta 45 tane şeytan hatırası, 60 tane şeytan mücevheri yapmışım. Bu video bu kadar arkadaşlar. Dediğim gibi buraya gelip şeytan hatırası kasarsanız şey yapmak için yani ticarette kullanmanız için yani başarılı olur. Böylelikle ya sattığınız pazarda sattığınız şeytan hatırasıyla ticaret yaparsınız. Kendinize item dizersiniz. Ben de kendime item dizmek için ilk önce şeytan hatırasıyla başladım. Şeytan hatıralarını toplayıp ondan sonra gidip satacağım. Sonra da çarımı dizeceğim. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenip yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.